İstanbul'un Yangın Kuleleri adlı çalışmamda son yangın kulesindeyiz. İcadiye Yangın Kulesi. İcadiye Yangın Kulesi'nden önce Ağa Kapısı Yangın Kulesi'nden, Süleymaniye Camii'nin minarelerinden, İstanbul'daki yangın gözlemlerinden, Galata Kulesi'nden ve Beyazıt'taki Yangın Kulesi'nden bahsetmiştim. Boğaz'ın Vaniköy sırtlarında Sultan II. Mahmut döneminde Kenan Efendi çiftliği varmış. Çiftliğin içinde de denizden 130 metre yüksekte bir köşk bulunuyormuş. Kenan Efendi bu köşkü Sultan II. Mahmut'a hediye etmiş. Köşk 1835 yılında yanınca Sultan aynı yere yeni bir köşk yaptırmış. Yeniden yaptırıldığından dolayı köşke İcadiye adı verilmiş. Bulunduğu tepede yine ismini buradan almış. Beyazıt Yangın Kulesi ve Galata Kulesi'nden Boğaz'ın belli bir yerine kadar gözlem yapılabiliyordu. Bu yüzden Boğaz'ın kalan kısmını da görebilmek için İcadiye Yangın Kulesi yaptırılmıştır. 17. yüzyıldan sonra Boğaz içinde yavaş yavaş köyler oluşmaya başlamış, evler ve yalılar inşa edilmiş. Böylece Boğaz içinin hem güzelliği hem de nüfusu artmıştır. Yalıların, köşklerin ve sarayların sayısının artmasıyla Boğaz kesiminde yangınların sayısı da artmıştır. Yalılar eskiden beri Boğaz'ın güzelliğine büyük katkıda bulunan ferah, rahat ve lüks yaşam mahalleleridir. Yalıların en önemli özelliği denize doğru uzanan cumbaları, bol ışık ve neşe veren çok sayıdaki pencereleridir. Ahşap işlemeli tavanları, kalem işi duvarları, ahşap oyma söveli pencereleri ve anıtsal merdivenleriyle muhteşem yalılar, ahşap ve yangına son derece duyarlı yapılardır. Boğaz'daki yalı, köşk ve sarayların çoğunluğu padişahlar, valide sultanlar ve padişah kızları için yapılmış, söndürme görevi saray ve köşklerin bekçiliğini yapan dış saray teşkilatı olarak tanımlayabileceğimiz Bostancı Ocağı'na verilmiş ve Bostancı Tulumbacı Ocağı isimli özel söndürme ekibi kurulmuştur. Bu birliklerin idaresine Bostancı Tulumbacı Başısı ünvanıyla subaylar ve hepsinin başına da bir Bostancı Tulumbacı Başısı ağası tayin edilmiştir. Kolayca yayılan yangınlara acil müdahale şart olduğundan Bostancı Tulumbacıları için sahil şeridinde koğuşlar yapılmıştır. Bostancı Tulumbacı Ocağı için o dönemin deniz itfaiyesi terimini kullanmak çok da yanlış sayılmaz. Yangını fark eden kuledeki köşklüler Beyazıt Kulesi'ne maytapla işaret verirdi. Yangın Rumeli sahilinde ve geceye rastlarsa tabyadan beyaz, Anadolu sahilinde olursa kırmızı maytap yakılırdı. Beyazıt Kulesi maytabı gördüğü takdirde işareti anladığını bildirmek üzere hemen aynı renkte bir maytap yakar ve arkasından işaret fenerlerini asardı. Gündüzleri ise Anadolu yakasındaki yangınlar için bir kırmızı sepet, Rumeli yakasında yangın olursa iki sepet asılarak Beyazıt Kulesi'ne işaret verilirdi. Hava sisli olduğunda işaret fişeği ve sepetler görünmediği için uyarı topu atılırdı. Rumeli Hisarı tarafında da atılan toplara karşılık onlar da top atar ve mesajın alındığı mesajı verilirdi. Böylelikle İstanbul'un kuleleri arasında ateşle, topla, maytaplarla, sepetlerle, bayraklarla bir haberleşme ağı kurulmuştu. Kulenin biraz da tarihinden bahsedelim. Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı Osmanlı'nın yanında yer alan İngiliz, Fransız ve İtalyan birlikleri için İstanbul'da bir takım binalar kışla olarak ayrılmış. Bu askerler ayrılırken de tüm kışlalarda yangın çıkarmışlar. Bu yangınlardan birinde de yine İcadiye Yangın Kulesi de nasibini almış ve yanıp yok olmuştur. 1910 yılına kadar yangın gözlemi yapılan İcadiye Yangın Kulesi'nin yerine bugünkü Kandilli Rasathanesi yapılmıştır. İcadiye Yangın Kulesi İstanbul'un Yangın Kuleleri adlı çalışmamdaki son kuleydi, son yerdi. İstanbul'un Yangın Kuleleri adlı çalışmamın sonunda ayrı bir video daha düşünüyorum. Bu videoda yapay zekadan da destek alarak
İstanbul'da yangın çıktığı sırada neler yaşandığını, hangi dönemde hangi ressamların hangi resimleri çizdiğini ve o resimleri eğer yapabilirsem canlandırmayı çalışacağım. Bunun için de ayrı bir video hazırlayacağım. Umarım onu da beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum.